In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Merhaba efendim. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Bir İngilizce mantık dersimize, daha doğrusu mantık kavramlarını ele aldığımız mantığa giriş dersimize hoş geldiniz. Bir hafta kadar üzerinize afiyet. Soğuk algınlığım nedeniyle biraz ders gecikti ama inşallah bir hafta 10 güne kadar final sınavlarımız da tamamlanıyor. Sınav kağıtlarını da okuyup öğrencilerle tatile başladığımızda daha düzenli haftalık derslerimizi inşallah sizlere yapmaya başlayacağım ve bir belki muhtemel ders programı, yani hangi günlerde bu derslerin sizlere arz edileceğine ilişkin de bir program yapmayı düşünüyorum. Konuyu uzatmadan müsaadenizle hemen ekran paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, burada kalmıştık. Şimdi tam da buradan devam edeceğiz. Number five, form versus content. Burada bugünkü dersimizde vurgulayalım başlığımızı. Biz form ile content karşılaştırmasını yapacağız. Aralarında ne gibi farklılıklar söz konusu? Bunu ele alacağız. Dolayısıyla mantığın son derece önemli kavramlarından biri olan form, yani biçimsel mantık dediğimiz, formal logic dediğimizde biçimsel mantık. Yani birazdan da detaylarını göreceğimiz üzere mantık biçimle ilgilenir. Biçimle ilgilenmek ne demek? Mantıksal değere sahip ifadelerin oluşturdukları dizgelerle ilgilenir. Ve birazdan da detaylı üzerinde duracağımız üzere bunun dışında onların içerikleriyle ilgilenmez. Content içerik demek. Form biçimdir, surettir, şekildir. Content de içeriktir, muhtevadır. İçerik, muhteva. Mantık bu mu? İçerikle, muhtevayla ilgilenmez. Örneğin Tanrı vardır bir önermedir. Mantık bu önermenin ne kadar önerme olup olmadığını, ne tür bir önerme olup olmadığını, hangi tür bir mantığın konusunun içine gireceğini bununla ilgilenir. Tanrı'nın var olması, yok olması vesairesi bu felsefenin konusu. Mantık onunla ilgilenmez. Yani mantık form olarak ilgilendiği bir cümlenin ya da bir önermenin ya da bir ifadenin muhtevasıyla ilgilenmez. Muhtevada ne söylediğiyle ilgilenmez. Bu mantığın formel mantık olarak en temel özelliğidir. Bu itibarla burada da yine bugünkü dersimizde bir önceki derste statement ile ifade ettiğimiz İngilizce'deki ifadenin karşısında proposition dediğimiz önermenin nerede durduğunu, bir İfade ne zaman statement oluyor, ne zaman proposition oluyor, bunları ayırt etmeye çalıştık ve aralarındaki farkları göstermek üzere müellif konuyu ele aldı. Şimdi de form ve içerik açısından ele alacak ama yine konunun bu ifade ve önerme boyutunu da ihmal etmeyecek. Arapça mantık dersimizin bugün yayınlanan bölümünde lafızların müfret ve mürekkep oluşlarını ele aldık. Müfret lafızlar ve mürekkep lafızlar olarak ne anlamlara geldiği üzerinde durmuştuk. Bugün de bu dersimizde İngilizce'de de yine keza müfretten, mürekkepten bunların karşılıklı olarak ne anlama geldiklerinden söz edeceğiz. Böyle olunca göreceğiz ki birazdan ele alacağımız bu konu, yani biçim ve içerik, form versus content, bizim bugün gerçekten üzerinde durmamız gereken son derece önemli bir konu olarak
karşımıza duruyor. Umarım içeriği size sağlıklı ve anlaşılır bir biçimde aktarmayı başarabilirim. Hemen metinleri okumaya ve üzerinde durmaya başlayalım. Although prepositions or the meaning of statements, burada prepositions ile neyi kastettiğini söylüyor bu parantez içi cümleyle müellif. Prepositions dediğimizde meaning of statements dedi bakın. İfadelerin anlamları ya da ifadelerin anlamları. O halde burada prepositions form açısından bizi önemli ilgilendirirken anlamlarının da ilgilendirdiği bir alan var. Onunla da irtibatı kuracağız sürekli. Diyor ki önermeler ya da ifadelerin anlamları are always lurking behind the scenes. Bu son derece gerçekten aynı zamanda belagatlı bir ifade olmuş. Scene manzara, görüntü, sahne demektir. Onun arkasında saklanır. Larkin. Yani lafız mana ilişkisi üzerinden konuşacak olursak lafızlar scene, sahne, manzara, görüntü, lafız, zahirdir. Anlam means'e lurking of the behind the scenes. Bu manzaranın ve sahnenin arkasına gizlenen şeydir. Demek ki anlamlar proposition'ların böyle bir gizlenimli, gizlenen yönleri var. Açığa çıkarmayı gerektiriyor. Buradaki cümlenin bize ima ettiği anlam, yani propositions, the meaning of statements, yani anlamlar, are always lurking behind the scenes. Lafzın, görüntünün arkasına gizlenirler. Ve bu bir koşul cümlesi. Aldo, böyle olmasına rağmen, yani anlamlar böyle bir gizlenme, arkasına sinme özelliğine sahip olmalarına rağmen logic, mantık is primarily concerned with statements. Evet. Demek ki anlamlar ya da parantez içinde kalsın cümleyi daha net anlamanız bakımından önermeler zahirin arkasında gizlenmesine rağmen, onun böyle bir durumu olmasına karşın, mantık ifadelerin öncelikli ifadelerle ilgilenir. Mantığın ilgilendiği, öncelikli olarak ilgilendiği alan statements'lardır. Ve propositionlar da statements'ların içine girdiği için dolayısıyla mantığın ilgi alanına girmiş oluyor. The reason is that, bunun nedeni şudur ki, statements, ifadeler, are in some sense easier to point at. İfadeler bir derece kendilerine işaret etmeye, to point at, bizim Arapçada muşarun ileh dediğimiz, kendisine işaret edilmeye, şudur diye gösterilmeye, işte bu demeye, daha uygundur bir derece. Statements'lar bir derece daha, yani önermelere göre şudur demeye, gösterilmeye daha uygundurlar. Keza easier, daha kolaydırlar. To work with, statements'ları işlemek, onları ele almak, onlar üzerine konuşmak ya da onun üzerinde düşünmek, incelemek bakımından işlevsel olmak. Üzerinde iş yapmak bakımından statements'lar daha neymiş? Kolay, işaret edilebilen, üzerine rahat çalışılabilen unsurlardır diyor statements'lar. Yani ifadeler. Daha önce de çok üzerinde durduğum için dersim uzamasın diye tekrar statements'ı hatırlatmak istemiyorum. Anlamlı tüm cümlelere statements demiştik biliyorsunuz. Ve tabii ki proposition'lar bunların içine giriyor. For example, bir örnek verecek. We can write a statement on the blackboard and examine it. Diyor ki, örneğin biz tahtaya, on the blackboard, tahtaya bir
ifade yazarız ve sonra da onu inceleriz. Bu zamir, statement saracı tahtaya bir ifade yazarız ve bunu inceleriz. By contrast, buna karşın biz bir ifadeyi, statement'ı alıp tahtaya yazıp bunu incelememize karşın since they are essentially abstract in nature. Buna karşın since they are essentially abstract in nature propositions. Bu yan cümle olduğu için gerekçe bildirdiğinden dolayı başa geldi ama they diye burada atıfta bulunduğu propositions'tır. Şimdi burada bize statement ile önermeler arasındaki bir farklılığı, kolaylık ve zorluk ilişkisi açısından farklılığı söylemeye çalışacak ve dikkatimizi ona çekecek. Ve birinci cümleyi yeniden hatırlayalım. Dedi ki kolaydır, bir cümleyi tahtaya yazarız, inceleriz. Bu bir statement'tır, bir cümledir. Yazar, inceleriz. Özellikle gramatikal bakımdan inceleriz. İşte şudur, budur deriz. Ancak tabiatları gereği, in nature, doğası gereği önermeler soyut olduklarından, essentially abstract, özsel, mahiyetsel itibariyle önermeler soyut olduklarından dolayı abstract, cannot be brought, bakın, cannot be brought into classroom. Onları sınıfa getiremeyiz. Or anywhere. Başka bir yere de götüremeyiz. Propositions are unwieldy and uncooperative. Bu bakımdan önermeler unwieldy, hantaldır, işlevsel değildir ve pek iş birliğine yanaşmazlar. Yani pek kendileriyle birlikte çalışılmaya, üzerinde analiz yapmaya vesaireye uygun değildirler. Daha da kötüsü, what is worse, no one quite knows exactly what they are. Tam olarak kimse de bunların ne olduğunu da bilmiyor doğrusu diyor. Biraz ünlemle de efendim müellif dikkatimizi çekmiş. Yani demek istiyor ki, biliniyor tabii de, demek istiyor ki proposition dediğimizde mantıklı bir önerme söz konusu olduğunda işler bayağı bir karışık. İşin içine çok seviye, tabakalar giriyor. Az sonra üzerinde duracağız. Böyle olunca proposition'ı incelemek, onun üzerinde çalışmak, bir statement'ı, öylesine bir ifadeyi tahtaya yazıp üzerinde çalışmak gibi kolay değil. Birisi daha nispeten kolayken diğeri daha zordur diye burada statement ile proposition arasındaki böyle bir duruma dikkatimizi çekti bu birinci paragrafta. Ve koşul cümlesiyle başladı paragrafa ve bu birinci paragraf böyle bir zorluğu tespit etti bize. Dedi ki statement proposition'a görece daha işlevseldir, daha efendim kolaydır, üzerinde çalışabiliriz. Ama proposition biraz sıkıntılıdır dedi ve aralarındaki bir zorluğa dikkatimizi çekti. Ve dolayısıyla birinci paragrafımızın mesajı bu. Şimdi buradan devam edecek. Paragrafları bağlamasına ve akademik bir yazıyı nasıl yazdığına dikkatinizi de tabii bu arada çekmeye çalıştığım için buna özellikle vurgu yapmamı hoş görün lütfen. Diyor ki, the reason is that, bunun nedeni şudur ki, ifadeler işaret edilmek bakımından daha kolaydır dedi. The reason is that dedi ve bu zorluk ve kolaylık ilişkisini böyle bir gerekçeye başladı. There is another important reason, bakın, bir başka önemli neden de, paragrafları nasıl mantıksal bütünlük
arz edecek şekilde bağlantılandığına çok dikkat etmenizi istirham ediyorum. Çünkü bizim akademisyen arkadaşlarımızın en ciddi problemleri, daha önce de söyledim, yazma mevzuu. Paragrafı nasıl oluşturuyoruz, cümleleri nasıl bağlıyoruz, paragraflar arasında ilişkiyi nasıl kuruyoruz, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka gerekçe de şudur ki, ne için ama? For concentrating on statements rather than propositions. Önermelere değil de daha ziyade ifadelere yoğunlaşmamızın bir başka nedeni de şudur. Demek ki ağırlıklı bir biçimde burada ifadeleri ele almamızın, önermeleri, propositionları ikinci plana itmemizin bir başka nedeni daha var. Bir başka sebebi daha var. Birincisi neydi? Gösterilebilen bir şeydi. Tahtaya yazdık statement'ı. Ama proposition'ı sınıfa getiremiyoruz. Başka bir yere götüremiyoruz. Tahtaya çıkaramıyoruz. Neden böyle şeyler söylediğini birazdan konuşacağız. Hocam biz bir önermeyi de tahtaya yazamıyor muyuz? Evet, yazıyoruz. E niye böyle söylüyor? Birazdan konuyu bitirdiğinde bunu müzakere edelim inşallah. Aslında demek istediği önemli bir şey var da onu söylemeye çalışıyorum. Demek ki yani önermelerden daha ziyade, proposition'dan daha ziyade statements'lar üzerine yoğunlaşmamızın bir başka nedeni de şu logic, mantık, analyzes and classifies. Bu iki terim son derece önemli. Vurgulayalım müsaadenizle. Mantık analiz eder ve sınıflandırır. Analiz nedir? Sınıflandırma nedir? Ve neden bu iki cümleyi arka arkaya kullandı? Analiz ayrıştırmadır. Classifies de ayrıştırdığınız şeyleri sınıflamaktır. Önce parçalıyorsunuz, sonra bu parçaları kendi aralarında sınıflandırıyorsunuz. O halde mantık neyi parçalayıp sınıflandırıyor? Arguments, argümanları. Argüman neydi? Hemen hatırlayalım ve tabii bu arada vurgulayalım başka bir renkle. Hem logic'i, özneyi, hem de nesneyi vurgulayalım. Argüman en az iki önermeden oluşmak koşuluyla ve bu önermelerden birisi sonuç önermesi olmak üzere düzenlenen, tertip edilen Efendim, kusura bakmayın, internetim kesildi. Dolayısıyla bir kopukluk oldu. İşlediğimiz bölümü A olarak kaydettim, B olarak da kaydedeceğim. Onları birleştiriyor bizim elemanlar, sağ olsunlar. Yine siz bir bütün olarak inşallah bu dersi izleyeceksiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı bir işlediğimiz için de tekrar baştan almak istemedim. Bizim internetimiz süreli. O süreyi unutuyorum bazen. Yenilememiz gerekiyor. Yenilemeyince de böyle kesinti olabiliyor. Ve tekrar cümleyi baştan alıyorum, paragrafı. Demek ki bizim proposition'lara, yani önermelere değil de statement'lara yoğunlaşmamızı gerektiren bir diğer gerekçemiz de burayı konuşuyorduk. Logic, mantık ayrıştırıyor ve bunları sınıflandırıyor. Neyi? Arguments, argümanı. Argument konuşuyorduk. Demek ki argümanlar dediğimiz, daha önce de üzerinde durmuştuk, en az iki tane önerme olacak ve bunların birisi mutlaka sonuç önermesi olarak düzenlenecek efendim bir yapıydı. Bu argümanlar according to their form, bakın şimdi mevzumuz geldi, form. Artık konuya yeni başladı. Müellifimiz konuya yeni başlıyor. Peki mantık argümanları neye göre ayrıştırıyor, sınıflandırıp üzerinde inceleme yapıyor? Bu argümanların formuna göre, biçimine. Demek ki argümanlarımızın formları var, biçim. İşte bu biçim üzerinden konuyu ele alacak. Yani yoğunlaşmamızın bir başka yönü de bu mantık ilminin argümanları biçimsel olarak konu edinmesidir. As opposite to their content. İçeriği değil.
içeriğine karşın, içeriğini dikkate almaksızın neyle ilgileniyor? Efendim, formuyla. Onu da vurgulayalım, aynı renkten olsun. Demek ki formuyla ilgileniyor, as opposed to their content. O formun anlamı, muhteva ve içeriğiyle ilgilendiği ne miktarı açısından kıyaslarsak ondan çok daha ziyade formuyla ilgileniyor, içeriğiyle ilgilenmiyor. Ve müellif bize parantez içinde form ve content, zaten ana başlığımız bu, biçim ve içerik arasındaki this distinction, bu ayrım, bu fark, ayrım, fasl diyoruz buna, ileride göreceğiz Arapçada. Bu ayrım will be explained later, daha sonra izah edilecek. Yani bu ayrımın ne olduğuna ilişkin izah daha sonra gelecek diyor. Whereas the form of a statement is fairly easily understood. Bu bir karşıtlık ifade eden cümle bağlacımızdır. Bir cümlenin formu, bakın yine içerik form, bir ifadenin formu çok daha kolay anlaşılır. Is fairly easily understood. Fairly bir pekiştirme edatıdır. Çok daha kolay bir biçimde anlaşılır. Neden? The form of proposition. Bir önermenin biçiminden. Demek ki biz bir statement'ın biçimini, bir önermenin biçimini anlamaktan daha kolay anlıyoruz. Bu zorluk neden kaynaklanıyor? Neden? Onları az sonra izah edecek. The form of a proposition is not so easily understood. Bir önermenin formunu, biçimini anlamak o kadar kolay değil. Yani bir statement'ın formunu anlamak kadar kolay değildir. Keza yine bir karşılaştırma yapıyor. Bu arada internet kopunca çay aklıma düştü. Bir çay aldım kendime. Size de bu arada afiyet olsun. Çünkü siz çay ve kahvenizi rahat bir biçimde içerek bu dersleri izleyebiliyorsunuz. İstediğinizde durdurup istediğinizde tekrar başlatıyorsunuz. Ben biraz o kadar rahat değilim size göre. Yani siz statement gibisiniz. Ben proposition gibiyim burada konum bakımından. Biraz daha durumum zor gibi duruyor. Evet, yine bir statement proposition karşılaştırıyor. Whereas it is easy to say, bakın şunu da söyleyebiliriz ki, şunu da söyleyip karşılaştırma yapıyor. Söylemek kolaydır. What a statement consists of? Bir ifadenin, statement'ın nelerden oluştuğunu, onu oluşturan ögelerin ne olduğunu söylemek de görece daha kolaydır. İken kime karşı? It isn't so easy to say what a proposition consists of. Bir önermeyi nelerin oluşturduğunu söylemekten bir statement'ı nelerin oluşturduğunu söylemek görece daha efendim kolaydır. Cümleyi, özneyi unuttum, kusura bakmayın. Düzelteyim. Bir statement'ın nelerden oluştuğunu söylemek çok kolayken bir proposition, önermenin nelerden oluştuğunu söylemek o kadar da kolay değil diyor. Demek ki burada statements dediğimizin oluşturan consist of var. Bir de proposition dediğimiz şeyi oluşturan consist of var. Niye bunların üzerinde duruyor? Çünkü dedi ki mantık, logic analyzes and classifies arguments. Analiz edecek, ayrıştıracak, onları sınıflandıracak. Peki ayrıştırabilmemiz ve sınıflandırabilmemiz için onların nelerden oluştuğunu bilmemiz lazım. Onların nelerden oluştuğunu bilmeden yapabilir miyiz? Hayır. Öyleyse ikinci paragrafımızın bakın son cümlesi statement ile proposition'ı oluşturan ögelerin farklılığından,
onları oluşturan ögelerin farklılığından bahsetti. Burada zorluktu, burada farklılıktan bahsetti. Ve direkt onunla başlıyor bakın. A statement consists of words. Birinci paragrafın konusu neydi? Statement'ı oluşturan ögeler, önermeyi oluşturan ögeler. Şimdi direkt birinci cümlemiz a statement consists of words. Bakın sözcüklerden oluşuyor. Demek ki bir ifadeyi, bunu vurgulayalım, son derece önemli olduğu için bu cümlemiz farklı bir renkte görünsün. Ve hatta tüm cümle olarak vurguluyorum, son derece önemli çünkü. Bir statement dediğimizde aklımıza ilk ne gelmesi gerekiyor? Sözcükler. Words. Demek ki, pardon. Sözcükler gelmesi gerekiyor aklımıza. Peki bu sözcükler nasıl sözcükler? Arrange in a particular order. Özel bir düzen. Özel, mahsus bir order, düzenleme, dizge diyeceğiz aşağıda birazdan. Bir dizilim, bir dizge içerisinde sözcüklerin düzenlenmesidir. Demek ki statement dediğimizde biz Arapçada da benzer ifadelerin üzerinde durduk. Dersin benzeşmesi de her ikisini birden izleyen öğrencilerimiz ve izleyicilerimiz için son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sevgili izleyenler, bizim bakın bir şöyle dizgemiz var ve burada sözcükler bu şekilde A, B, C, D, E diye düzenlenmiş olsun. Bakın bu bir order'dır, bir düzenlemedir, bir range of words'dır, sözcüklerin düzenlenmesidir. Ve statement dediğimizde ilk aklımıza bu gelir. Ve thus böylece the form of statement, o zaman madem ki bir statement'ın oluşturan şeyler deyince aklımıza belli bir düzende düzenlenmiş sözcükler gelir. O zaman da statement'ın formu, biçimi, bir statement'ın formu, biçimi may be analyzed, ayrıştırılabilir. Ne bakımdan? In terms of the arrangement of its constituent words. Bakın. Şimdi hemen hatırlayın Arapçadaki konuştuklarımızı. Analyze, analiz etmek. Buradaki efendim şu sözcüğümüzü şöyle vurgulayalım. Analyzed. Bunu Arapça mantık dersinde ne dedik? Taksim. Değil mi? Taksim. Demek ki analiz taksimdir. Buraya da yazalım. Bakın taksim ediyoruz. Classifies, tasnif ediyoruz. Taksim ve tasniften söz ediyor. Aynı şeyler bakın. Aynı şeyler. Dolayısıyla formu bakımından sözcükleri öne çıkan bir statement o halde hangi bakımından analiz edilebilir? In terms, bakın burada Arapçadaki bir itibar diyorduk ya şu yönüyle, işte bu. In terms of the arrangement, düzenlenmesi bakımından, düzenlenme, sözcüklerin bu şekilde arka arkaya gelmeleri bakımından. Ve bu düzenlenme, arrangement of its, bu statement saracı, bu ifadenin constituent words. Constituent words şu her bir parça sözcük demek. Constituent İngilizce'de bir bütünü oluşturan parçacıklar demektir. Bir şeyi oluşturan parçacıklar, sözcük parçacıkları. O ifadenin, yani şu ifadenin sözcük parçaları, constituent words, sözcüklerine bakıyoruz. Ve bunların nasıl düzenli? O halde demek ki analizimizi neyin üzerine kuruyoruz? Sözcüklerin nasıl dizildiğinin üzerine kuruyoruz. Ve mantık, logic böyle bir analiz yapıyor. Statement'ı böyle analiz ediyor ve bu bakıyor, işte bunun sözcükleri şöyle dizilmiş, böyle dizilmiş. Evet. To be more precise, daha da açık olmamız gerekirse, daha da açık ifade etmemiz gerekirse,
daha da açığı, a statement, bir ifade, consists of terms. Bakın, terimlerin, yani sözcüklerin oluşumudur. Yani sözcüklerden oluşur. Bir statement consists of terms. Sözcükler, terimlerden oluşur. Bu terimler ki, onu aynı renkle vurgulayayım, görsel bakımdan iyi olur diye düşünüyorum. Terms which, bu bir ifadenin oluşumunu sağlayan terimler, which include, içerirler, ihtiva ederler. Simple, bakın buraya lütfen dikkat edelim. Rengini değiştiriyorum müsaadenizle. Simple terms and compound terms. Bakın, tam da iyi denk geldi şeyimize, Arapça dersimize. Orada da lafızda müfretler, mürekkepler işlemiştik. Evet, simple terms, müfret yapılar. Compound terms, mürekkep yapılardır. Bu neymiş? Müfret. Bu da mürekkep yapılarımız. Demek ki tekil, simple, basit yapılar, yani birleşik olmayan demek simple. Compound, birleşik olan demek. Simple, basit, sade, birleşik olmayan demek. Yani biz buna Arapçada ne diyoruz? Müfret ve mürekkep yapılar diyoruz. Tam da buna karşılık geliyor. Bunları böyle karşılıklı, bu terimleri de aklınızda tutarak Arapçasıyla, İngilizcesiyle öğrenirseniz sizin için çok faydalı olur. Ve şimdi bu cümle bir sonraki cümleyle açılıyor. A simple term, bir müfret sözcük, bir müfret ifade, is just a single word. Bakın, simple, müfret, just a single word, tekil bir sözcüktür, tekil. Müfret ve tekil çoğunlukla eş anlamlı kullanılabilir. Arap ama işin içine kavramsal ve bilimsel alanlar girdiğinde bunlar birbirlerinden ayrılırlar. Demek ki simple term, bir müfret sözcük, tekil bir sözcüktür. Yani bir tek bir sözcüktür. İşte orada Arapçada örnekler verirken de söylemiştik, değil mi? Kalem, okul vesaire gibi. Bu sözcük together with a specific grammatical role çok önemli. Şimdi şu A, bakın, single word. B, single word. C, single word. D, single word. E, single word. Hepsi tekil sözcüklerdir. Ama dikkat buyurunuz. Bu tekil sözcükler nasıl bir araya gelirler? Together with, neyi temsilen, neyi göstermek üzere bu düzenlenmiş, şu dizge içinde yer alırlar? Özel bir gramatik rol, yani gramer, dil bilgisi rolünü, görevini üstlenmek üzere gelirler. Yani ya özne olur, yükleme olur, bağlaç olur, bir şey olur. Bir dilin cümlelerinin kurulması bakımından, o dilin gramerinde tekil sözcükler ne tür işlevsellikleri var, ne tür görevler ifa ediyorlarsa, bu görevleri yerine getirmek üzere ne yaparlar? Böyle bir rol üstlenirler. Örneğin, being a noun isim olur. Or being a verb fiil olur. Etc. Vesaire. Yani isim olur, fiil olur, sıfat olur, bir şey olur. Değil mi? Cümlenin içinde. Peki biz burada neyi konuştuk? Simple terms konuştuk. Müfret yapıyı konuştuk. Müfret yapının simple term olduğunda, tekil bir sözcük olduğundaki anlamını. A compound term, birleşik yapılara gelince, mürekkeplere geçti şimdi. Bu mürekkep yapı is a string, bakın, string,
dizge demiştim. Efendim bir araya gelme order demişti ya, şurada özel bir düzenle kelimelerin bir araya gelmesi. İşte bu string'dir. Dizgedir. Dil bilimde ve analitik felsefede çok sık kullanılan bir sözcük bu. String of words. Sözcüklerin bir dizgesel durumudur. Bir dizge içinde yer alması durumudur. Bu sözcükler ki that, bu dizgede yer alan sözcükler ki act, görev görür, işlev yaparlar. As a grammatical unit within statements. Bakın. Bir ifadenin içerisinde within statements gramatik bütünlük birliktelik içerisinde bir efendim act, bir eylem, bir görev, bir misyon gerçekleştirir dizgede. Bir sözcüğü, şu A'yı alalım, şuraya koyalım, burada A dursun. Başka bir şey, bunu alıp buraya koyarsak, işte bu string içinde, bu dizge içerisinde, bu A acts, bir şey yapar. Bir görev üstlenir. Grammatical acting. Bir gramer görevi üstlenir ve bunu ifa eder. Mesela examples of compound terms, bu mürekkep ifadelerin örnekleri, yani mürekkep ifadelere örnekler vermek istersek, include, onların içeriklerinde, yani bu neyi ihtiva eder? Yahtevi, yahtemilu, include. Bu mürekkep yapılar şuna ondan anlamışsınızdır. Yine bir internetim gitti geldi. Onları birleştireceğiz inşallah. Şimdi kaldığım yerden zihnimi bağlamaya çalışayım. Mürekkep ifadelerin örneklerini verecektik. Examples of compound terms include noun phrases such as the president of the US and predicate phrases such as is a democrat. Şimdi bu cümlemiz işaretleyelim, görünür kılalım. Biraz farklı bir renkte görüntü sağlayalım. The president of US is a democrat. Ayırmışız bunları birbirlerinden ayrı ayrı. Bu mürekkep ifadeler bunlar ve İngilizce'de bu mürekkep ifadelerin bizim konumuz açısından mantıkta statement ve proposition ilişkisi bağlamında alakalarını görmek ve göstermek bakımından önem arz eder. Dolayısıyla müsaadenizle şurada üç tane temel kavram üzerinde konuyu zat-ı hallerinize arz etmek istiyorum. Belki izleyicilerimizin arasında ve öğrencilerimiz arasında bu yapmaya çalışacağım izaha ihtiyacı olan kimseler olabilir. Ben bunu daha önce fakültede İngilizce dersleri verirken bunların da üzerinde ısrarla dururdum. Çünkü bu üç kavramı anlamak son derece önemli. Birincisi, işte bizim burada statement olarak ifade ettiğimiz sentence. İkincisi clause, üçüncüsü phrase'dir. Şu phrase, phrase. Aslında bu ifadelerin kendi içinde gramer olarak birbirlerinden ayrıştırılması son derece önemlidir. Eğer bir kimse İngiliz dili ve edebiyatında gramerinde sentence'ı, statement'ı, proposition'ı, clause'ı, phrase'ı birbirlerinden ayırt edemiyorsa önemli metinleri okuması ve sağlıklı bir biçimde anlaması zaten imkansız olur. Öyleyse biz hemen şöyle bir
örnekler üzerinden gidelim. Bir sentence ne demektir? Tabii çok detaya girmeyeceğim. Konu uzamasın da diye ama bunları konuşmamız lazım. Sentence dediğimizde her zaman İngilizce'de bir subject'in, öznenin bulunduğu ve cümle türlerine göre bazen to be'li bir yapı, yani emizarlı bir yapı ya da bazen verb içeren bir yapı olabilir. Ve bu iki duruma göre de to be'li ise subject complement diyoruz onun, biz müptede haberle benzer. Verb olduğunda da işte object bu fiilin nesnesi olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla bir subject'i, bir to be'si, subject complement'ı ya da bir verb'ü ve object'i bulunan yapılara İngilizce'de sentence denir. Bu önemli bir şeydir. İki, clause bir yan cümledir. Ve her zaman artı bir main clause dediğimiz bir başka clause'a ihtiyaç duyar. Ve clause da bir yapıdır, bir cümledir. Sentence'dır. Şu sentence'ın tüm özelliklerine sahiptir. Mesela main sentence dediğimiz main clause is a sentence. Bir cümledir. Bir cümledir. Peki ne oluyor da bu cümle clause oluyor? Örneğin you are a doctor. Siz doktorsunuz bir cümledir. Sentence'dır. Neden? Öznesi var. Bakın subject var. To be var. Subject complement'ımız var. Bu bir cümledir. Gramer olarak sentence'dır. Peki biz bunu clause yapalım. Başına bir that ekleyelim. Bir bağlaç koyalım. Bakın. That you are a doctor dediğinde artık bu bir sentence değildir. Bu bir clause'dır. Ve böylece Arapça mantık dersimiz işlerken de üzerinde durduğumuz gibi bu cümle şu that yokken you are a doctor tam bir cümledir. Tam bir cümledir. Dolayısıyla bu tam bir cümle oluşu sentence'dır. Ama başına bir that eklediğimde bunu nakıs bir cümleye dönüştürmüş oldum. Nakıs oldu bu cümle. Bu cümlenin anlamının tamamlanması için başka bir şeye daha ihtiyaç olacak. Ve that you are a doctor dediğimde bununla şöyle demiş oldum. Sizin doktor olmanız, bakın that yok, you are a doctor, siz bir doktorsunuz. That you are a doctor, sizin doktor olmanız, devam edelim, is very important for us, bizim için son derece önemlidir. Bakın işte bu cümle şu ize kadar bir subject oldu. Özne yaptık ve bu clause oldu bakın. Bunun birçok örnekleri var. Çok detaya girmek istemiyorum. Demek istiyorum ki bir tam cümlenin, sentence'ın tüm ögelerine sahip olduğu halde sentence olmayıp clause olan yapılar onların anlamını tamamlayacak bir main clause'a, ana cümleye ihtiyaç duyarlar. İşte bunlara clause diyoruz. Peki phrase nedir? Phrase gerek cümlenin gerekse clause yapılarının bir cümleyi oluşturan ögesi, öznesi, yüklemi vesairesi olmaksızın söz öbeği diye Türkçe'ye çevirdikleri söz öbeği olarak sözcüklerin anlamlı bir biçimde dizilmesidir. Mesela to be a doctor.
bunu çok kelimelerle de yapabileceğimiz frezler var. Bakın, doktor olmak bu bir frezdir. Neden frezdir? Çünkü bu bir söz öbeğidir. To var, be var, e var, doctor var ama bunların hepsi sentence özelliği taşımaz. Clause özelliği taşımaz. Onun için frezdir. Ne demek söz öbeği? Sözcüklerin oluşturduğu yapıdır. Bizim Arapçadaki şibi cümleye çok benzer yönü vardır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu bir de frezdir. Şimdi asıl meselemize gelelim. The president of US is a Democrat. Bakın. Birleşik Devletler Başkanı demokrattır. Bu bir cümledir normalde. Ama bölmüşüz. Such as the president of the US yapmışız. Bu özne. İşte bu özne kısmı. Bakın şuradaki to be a doctor gibi. Birleşik Devletlerin Başkanı. Mürekkep bir ifadedir. Ve öznedir, subject'tir. Kendi başına phrase'dir. And, bakın bu nedir? Bu noun phrase'dir bakın. Include noun phrase. Noun phrase ne demek? İsimlerden oluşan, isim öbeğidir ve isimlerden oluşan bir yapıdır. Tam yapımı hayır, eksik yapıdır. Predicate phrases, bir de verbsel ifadeler var. Eylemlerin, fiillerin içinde bulunduğu. İşte mesela to be gibi, such as is a democrat, demokrattır, bir demokrattır ifadesi. Bir demokrattır. Ama bu bir anlam ifade eder mi? Hayır, phrase. Frezler yalnız başlarına kullanılmazlar. Frezler bir cümlede özne olur, yüklem olur. Burada olduğu gibi predicate yüklem demektir. Yüklemsel işlev özelliği arz eder ve böyle bir işlev görür. Böyle olunca da bu statementların ayrıntıları, detayları önem arz eder. İnşallah bu internet kesilmeleri ilk defa başıma geldi. İnşallah bir daha oluşmaz. Dersimizin anlaşılma insicamını bozmadığını ümit ediyorum. Bozmuşsa lütfen yazın mesajlara, yani yorumlara. O eksik kalan kısımları bir sonraki derste tamamlayamaya çalışayım. Gerçi her ne kadar tüm derslerin yorumlarına bakma şansım fazla olmuyorsa da elimden geldiğince bakmaya çalışacağım inşallah. Biraz uzayacak gibi sanki ders ama inşallah beni hoş görürsünüz. Daha bir sayfalık yerimiz var. Bayağı bir, tam bir sayfa. Bir bakayım, zorlamayalım ama bitirmeye de niyetim var gibi. Aslında başlangıçta niyetim bitirmek üzereydi. Altıncı maddeye kadar geleyim diyordum. Bakalım inşallah sizi de kendimi de yorgun hissetmezsem devam edelim. Şimdi buraya kadar olan kısımlarda mantığın statement proposition ayrımında bu ayrımın nerelere dikkat ettiğini ve mantık analiz yaptığında, ayrıştırma yaptığında bu ayrıştırmaları nelere göre, neleri dikkate alarak yaptığını ve buradan nereye geldiğini ifade etmeye çalıştı. Şimdi burada da for the purposes of logic, mantığın amaçları bakımından terms, ifadeler, yani sözcükler, anlamlı terimler, terim diye Türkçe'de kullanıyoruz bunları, divide into two important categories. Çok önemli iki kategoriye ayrılır. Demek ki bunları vurgulayalım. Evet. Mantık ilminin amaçlarına matuf olarak terimler iki önemli kategoriye ayrılır. Bu iki önemli kategorinin ne olduğu son derece önemli. Demek ki ifadeleri biz mantık ve onun amaçları açısından ikiye ayırıyoruz. Descriptive terms and logical terms. Demek ki mantık ilmi ifadeleri kendi amacı doğrultusunda ikiye ayırıyor. Bir, betimleyici terimler, iki, mantıki terimler. Demek ki terimleri ikiye ayırmamız gerekiyor.
Descriptive, tasviri, betimleyici sözcükler. Logical terms, mantıki sözcükler. Mantıksal anlamda ve mantık ilmi için kullandığımız sözcükler. One must carefully note. Şuna mutlaka dikkat edilmelidir ki, şunun çok ciddi anlamda farkına varılmalıdır ki, mamafi, şunun mutlaka farkına varılmalıdır ki, that this distinction, bu ayrım, yani descriptive ve logical terms diye yaptığımız bu ayrım, ayrıştırma, böyle bir ikiye bölme, böyle bir ikili bir taksim yapmak, is not absolute, mutlak değildir. Yani mutlaka böyle bir ayrım gerektirmez. Yani bunun mutlak olmadığını bilmemiz lazım. Bazen işte descriptive sözcük mantıkta logical terms'e, bazen logical terms gibi duran sözcükler descriptive terms olarak kullanılmaya da açıktır. Mutlak değil, rigid değil yani. Rather, dahası the distinction, bu ayrım between descriptive and logical terms, bu betimleyici ve mantıki ifadeleri arasındaki ayrım depends upon the level of logical analysis we are pursuing. Demek ki bu mutlak olmadığı gibi bu ayrım, bunu şöyle vurgulayalım müsaadenizle. Evet, kırmızı olsun. Bu ayrım betimleyici ve mantıki terimler arasındaki bu ayrım neye bağlımış? Depends upon the level of logical analysis. Mantıki analizimize bağlıdır. Onun nesine bağlıdır? Level, düzeyine ya da derinliğine. Ne düzeyde bu analizi yapıyoruz? Hangi derinlikte, hangi boyutta böyle bir analize kalkışmışız? Buna bağlıdır. Ki bu analiz de we are pursuing, takip ettiğimiz, analizde takip etmekte olduğumuz bu ayrıma, ayrıştırmaya bağlı olmak üzere ne yapar? Bu ayrım netleşir, araları bayağı bir açılır ya da kapanabilir. Derinliğe ve düzeye bağlıdır. Ve şimdi tam da burada bize müellif betimleyici sözcükler ya da ifadeler ile mantıki ifadeler arasındaki bu ayrımı tam belirlemişken diyor ki, hadi bir örnek verelim. Bir örnek söyleyelim diyor. Let us pursue an analogy for a moment. Bir anlığına mesela şöyle bir diyor benzetme yapalım. Şimdilik bir an duralım, bir benzetme yapalım, bir karşılaştırma yapalım. Ve bu son derece önemli hususta tam olarak ne söylüyoruz? Bunu bir analoji üzerinden bir iki farklı şeyin karşılaştırmasını yaparak, iki farklı şeyin benzer yönleri üzerinden mevzuyu ele alarak ne yapalım? Bu konuyu biraz daha netleştirelim. Let us pursue an analogy for a moment. Şimdi bir benzerlik yapacağız. Recall first of all that. Her şeyden önce hatırlanmalıdır ki, ya da hatırlayınız diye de tercüme edebiliriz. Bu genel cümleleri duruma göre bazen böyle edilgen, genel bir şeymiş gibi tercüme ediyoruz. Her şeyden önce hatırlanmalıdır ya da hatırlamalısınız ki, that the core meaning of the word analyze, analiz sözcüğünün asli anlamı, core meaning öz demek, öz anlam, asli, esas anlamı, analiz sözcüğünün, şimdi bize bakın, analizden falan bahsetti. Bu paragrafta şimdi analizi açıyor. Analiz analiz deyip duruyoruz da tam bu analizde neyi kastediyoruz efendim demiş gibi kabul ediyor. Ve diyor ki the core meaning of word analyze.
analiz sözcüğünün özü neymiş? Is to break down a complex whole into its constituent part. Demek ki analiz sözcüğünün asli ve öz anlamı bir kompleks ifade var. Bakın kompleks birleşik, mürekkep demektir. Compound gibi. Kompleks birleşik bir ifade var. Bunun constituent parts. Ve bu kompleks mürekkep yapıyı oluşturan parçacıklar var. Onun müştemilatı, mürekkebatı var. Cüzlerden oluşuyor. O parçacıklar var. Onların tamamını ayrıştırmaktır. To break down, bölmek, parçalamak ve ayrıştırmaktır. Parçalıyoruz. Elimizde bir bütün var. Onu parçalarına ayırıyoruz. Analiz bu demektir diyor. Kompleks bir yapı var. Bunu parçalarına ayırıyoruz. In physics, örneğin fizikte bunu ele alalım. Bir analoji yapacağız ya, bir benzerlik üzerinden bu analizin ne demek olduğunu anlatacak ya bize. Şimdi onu anlatıyor. In physics, matter, madde can be broken down, ayrıştırılabilir. Yani analyzed, analiz edilebilir. At different levels. Farklı düzeylerde, çeşitli düzeylerde ayrıştırılabilir. Taksim yapıyor yani. Maksimden söz ediyoruz. Hangi şeyi esas alarak nasıl böldüğümüzü anlatıyor. It can be analyzed into molecules. Mesela into molecules. Sorry, into diye çektim, özür dilerim. Into molecules. Mesela maddeyi moleküllerine ayırırız. Into atoms, atomlarına ayırırız. Into elementary particles, partiküllerine, yani elektronlarına, protonlarına, electrons, protons, etc. ayırırız. Still deeper levels of analysis, maddeyi çok daha derinlikli düzeylerde are available. Ne yapabiliriz? Ayrıştırabiliriz. Onun diyor, still deeper levels of analysis are available. Şu saymış olduğumuz maddeyi parçalarına ayrıştırmanın daha pek çok derin ayrıştırmaları da mevcuttur. Are available. E.g. quarks. Örneğin, bir örnek vermek gerekirse demek E.g. Eğer bir örnek vereceksek bu çok derinlikli efendim analizlere bir örnek vereceksek quarks söz kelime. Değil mi? Atom altı parçacıklar bunlar. The basic idea in the breaking down matter is that in order to go deeper and deeper one needs ever increasing amounts of energy. Şimdi bu cümle ile bize çok önemli bir şey söylüyor. Ve diyor ki maddenin ayrıştırılmasındaki temel düşünce, the basic idea in breaking down matter, bir maddeyi analiz etmedeki temel düşünce nedir? Is that nedir? In order to go deeper and deeper, gittikçe daha derinlikli, daha incelikli, ayrıntılı parçalamaya ulaşmaktır. Böldükçe bölmek bugün kuantum fiziğinde, değil mi, atom altı dünyasında karşımıza yepyeni bir varlık alanı çıktı. Böyle olduğunda biz maddeyi bu şekilde deeper and deeper, level and level break down yaptığımızda, ayrıştırdığımızda one, o zaman bu ayrıştırmayı yapan kimse needs, ihtiyaç duyar. Neye? Ever increasing amounts of energy. Her ayrıştırmada ve bölmede daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Daha fazla çabaya, daha fazla gayrete ihtiyaç duyar. Ve yine bir kimse, bu işi yapan kimse needs ever increasing sophistication. Daha
efendim ayrıntılı incelemeye, sophistication, daha derin efendim ayrıntıya ya da karmaşıklığa doğru giden bir duruma hem duçar olur hem ihtiyaç duyar. Demek ki bir maddeyi analiz etmenin bile nasıl bir şeyle bizi karşı karşıya bıraktığını müellif bize burada söyledi. Burada şu örneği şöyle çembere alacak olursak, şöyle birinci bir benzetme yapalım dediğinde, burada konumuzla hiç ilgili olmayan belki de bir maddenin parçalarına ayrılmasını bir örnek verdi. Şimdi bizi şimdi burası ilgilendiriyor. The same way, aynı yolla bir set, aynı şekilde about the logic and the analysis of language. Şu maddenin parçalanmasına ilişkin olarak söylediklerimizin tamamını bir dil, analysis of language, dil analizi ve mantık ile ilgili olarak da söyleyebiliriz. Demek ki mantıksal logic analysis ya da analysis of language, bir dil analizi yapma da benzer bir durumu gösterir bize. Mesela there are many levels at which we can analyze language. Biz bir dili analiz etmeye kalkıştığımızda bir dili analiz edebiliriz. Ne bakımdan? Birçok düzeyler açısından. Bir dili analiz etmeye kalkıştığımızda onun çok farklı tabakalarının, derecelerinin olduğunu görürüz. Ve and the deeper levels, bu düzeyler, dile ait bu düzeyler derinleştikçe, daha derine indikçe require more logical sophistication than the shallower levels. Dilin düzeylerini derinleştirdikçe bu require gerektirir more logical sophistication. Daha mantıki, sofistike bir durumu gerektirir. Yani ayrıntılı incelemeyi, daha entelektüel bir yaklaşımı gerektirir. Neden? Logical sophistication'ın karşıtı olarak the shallower levels. Bakın sati, yüzeysel demek. Shallower levels, sati, yüzeysel ayrıştırmakta daha derinlikli, daha sofistike bir analizi gerektirir. They also require, bu dilin seviyelerini araştırmak, more energy on the part of the logician. Mantıkçının mantık ilmine sahip ya da mantık nosyonuna sahip, ihtisası mantık olan bir kişinin bunları bu biçimde ayrıştırmada çok daha fazla çaba sarf etmesini gerektirir. Çünkü dilin inceliklerine indikçe bu iş çok daha büyük çaba sarf etmeyi gerektirir. Biraz azaldı gibi sanki. Evet. Burada mantık çeşitlerine de girecek. Biraz ben de yoruldum gibi sanki değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim. Şimdi burada kalmak istiyorum. Biraz dinleneceğim. Devam edersem inşallah devam etmeye çalışacağım. Değilse bir ikinci ders yapacak gibi duruyorum. Şimdilik kaydı sadece durduracağım. Tekrar başlatmayı da düşünebilirim. Biraz dinlenmek istiyorum. Evet efendim, devam etmek kararı aldım. Konsantremiz bozulmasın, ensicam da bozulmasın diye düşündüm. Biraz hareket ettim, çok oturdum. İnşallah iyi gelmiştir. Şimdi demek ki mantıklı bir analiz yaptığımızda bu analizin düzeyine bağlı olarak, derinliğine bağlı olarak çabamız da artıyor.
göstereceğimiz performans. Şimdi müellif diyor ki, in the present text, bu sizin elinizde bulunan, okuduğunuz metinde, in the present text, şimdi şu ekranda duran metni kastediyor. Bu elinizde duran metinde, we consider three different levels of logical analysis. Biz üç farklı mantıki analiz düzeyiyle ilgileniyoruz. Demek ki biz bu metinde ilerleyen sayfalarda ne okuyacakmışız? Üç farklı düzeyde mantıki analiz yapacakmışız. Müellifin bu metinde ilgilendiği alan bu. Üç farklı düzeyde analiz. Each of these levels is given a name. Bu üç düzeyin her birine bir isim verilmiştir. Yani bu üç düzeyin her birinin kendine özgü bir ismi vardır. Bunları farklı farklı müsaadenizle vurgulayalım. Birincisi syllogistic logic, kıyas mantığı. Yani farklı renkte. Sentential logic, önermeler mantığı. Yani isminden de anlaşıldığı üzere. Efendim. Predicate logic, yüklemli mantık. Demek ki biz bu eserde konuları okurken mantıki üç düzeyde analizler yapacağız. Bu mantıki üç düzey analizin birisi syllogistic logic, kıyasi mantık, mantıki kıyas, sentential logic, önermeler mantığı, and predicate logic, yüklemli mantık. Whereas logistic logic and sentential logic represent relatively superficial, its meaning shallow, levels of logical analysis, predicate logic represents a relatively deep level of analysis. Deeper levels of analysis are available also. Or, yes. Diyor ki, kalemle müsaadenizle dikkatinizi çekeyim. Biraz farklı bir renk bulayım. Kıyas mantığı, syllogistic logic, sentential logic, represent relatively, bunlar gösterirler, göreceli olarak, tabii aynı değil düzeyleri, göreceli olarak superficial levels of logical analysis. Daha basit superficial, shallow demektir. İkisi de yüzeysel, basit, derin değil. Bir mantıksal analizi gerektirirler. Bunlar efendim predict logic'a göre, yani şuna göre, yüklemli mantığa göre kıyas mantığı ve önermeler mantığı daha yüzeysel bir durum arz eder. Ama predicate logic represents a relatively deep levels of analysis. Yine bu da göreceli olmak koşuluyla daha derin analizi gerektirir. Ve tabii ki daha ileri düzeyde analizlerde söz konusudur. Deeper levels of analysis are available. Şimdi burada each level of analysis, her bir analiz düzeyi, örneğin syllogistic logic, sentential logic and predicate logic, bunların her birinin düzeyi, bu ara cümleydi. Şimdi bu öznemiz, burada yüklemimiz. Şunu ara cümle olarak da farklı renkten işaretleyeyim. Metni analiz ederken size lazım olur. Bunu Arapça metinleri okurken de çok özellikle öğrencilerin dikkatini çekiyor ama önemli. Bunu yok sayalım. Each level of analysis, sözün ettiğimiz bu üç farklı düzeydeki analiz has associated with a special class of logical terms.
her birinin kendisine özgü, her bir sınıfa özgü neyle ilişkisi var? Mantık terimleriyle ilişkisi var. Demek ki biz bunları birbirlerinden mantık terimleriyle ayıracağız. Her birerlerine özel, özgü mantık terimlerimiz, mantık ifadelerimiz var. Bununla işte bu kıyasidir, şu önermeseldir, bu yüklemsel bir efendim mantık analizidir diyeceğiz. Her birine özgü bir onunla ilgili özel o sınıfa ait bir mantık terimlerimiz var. In the case of syllogistic logic, eğer bir kıyas mantığı söz konusuysa, the logical terms, burada mantıksal ifadeler include, şunlara kapsar, only the following, sadece şu sözcükleri kapsar. Demek ki biz bir kıyas mantığından söz ediyorsak, bizim kıyas mantığımızın sözcükleri şunlardan ibaret. All, some, no, not ya da and, is, are, to be'ler. Zaten biz bunları göreceğiz inşallah. Bu all'un efendim tümel olanı, some bazı Arapçadaki ifadelere. Bunlar no olumsuzlar, bunlar da olumlular. No not, is are, değil mi? Tümel olumlu, tümel olumsuz, tümel işte tikel olumlu, tikel olumsuz şeklinde bunları göreceğiz zaten. Evet, in the case of essential sentential logic, eğer konumuz bizim analizini yaptığımız önermeler mantığıysa, the logic terms include of sentential connectives. O zaman önermesel bağlaçlar ortaya çıkar. Buradaki efendim sentential logic, burada ifadelerde de göreceğimiz gibi bizim Arapçada koşullu önermeleri de kapsamak üzere, koşullu olan önermeleri de kapsamak üzere, yani önerme diyelim genel anlamda, ama detaylarını ileride daha ayrıntılı bir şekilde inşallah ele alacağız. Bunlar, the logical terms include only sentential connectives. Bakın, önermesel bağlaçları, sadece önermesel bağlaçları ifade eder. Ve bunlar önermesel bağlaçlardır. Mesela e.g., eğer örnek vereceksek, and, bunları da kırmızıyla ifade edelim. Bağlaçları ve, or ya da if dot dot then, şayet the zaman, o halde şayet gibi ifadeler, only if ancak ve ancak, şayet sadece ve sadece gibi vurgulamalarla yerine getirdiğimiz önermelerde kullandığımız bu bağlaçlar bize sentential connectives dediğimiz bu bağlaçlar sentential logic önermelerini, analizlerini ifade eder. In the case of predicate logic, yüklemsel, yüklemli mantığa geldiğimizde onun terimleri, the logic terms include the logical terms of both syllogistic logic and sentential logic. Yüklemli mantığa geldiğimizde bunun terimleri neleri içeriyormuş? Bu efendim yüklemli mantık include içeriyor. Bundan sonrasını çizeyim müsaadenizle altını. The logical terms of both syllogistic logic and sentential logic, her ikisini de. Bu her ikisini de birlikte içerir yüklemli önermeler. Yani yüklemli önermelerde hem sentential logic terimlerini hem syllogistic logic terimlerini görebiliriz. İkisini birden kapsıyor diyor. Evet. As noted earlier, daha önce de dikkat çekildiği gibi, yukarıda bundan önceki derslerde de dikkat diyor çekildiği gibi paragraflarda ve ifadelerde, logic
analyzes and classifies arguments according to their form. Tekrar sonuca doğru yavaş yavaş yaklaşınca bu önceki ifadeyi tekrar ediyor. Önceden de dikkat çekildiği üzere, önceden de efendim ifade edildiği gibi mantıki bir analiz ve sınıflandırma neyi ama argümanları ne bakımdan according to their form biçimleri formları itibariyle analiz eder, yani mantık bunları analiz eder. The logical form bu son derece önemli olduğu için böyle kare içine alalım. Çok kare olmadı ama sileyim. Öğrencilerimiz şimdi güler bana. Sınıfta da böyle çizme konusunda biraz hassasım. Burada iyi çizemiyorum ama sınıftaki tahta daha iyi olduğu için iyi çizerim. Ve öğrencilerime de şöyle bir latifede bulunurum. Bu arada biraz dinlenelim, çok fazla yoğun derse girdik. Derste okuduğumuz metinleri de böyle çizdirmeyi çok severim. Altını çizin, kenarını çizin, üstünü çizin, parantezi al, daire için al, kare için al falan böyle çok söylerim. Öğrencilerim bilirler, gülüyorlardır şimdi izleyenler. Ve bir şey garanti ederim. Size hiçbir şey öğretemesem bile çizgi çizme kabiliyetinizin gelişeceğini garanti ederim diye söylerim her zaman. Ve okuduğum kitapları da çizmeyi çok severim. Üzerine yazarım, çizerim vesaire. Burada da tekrar bu ifadeyi çizelim. Demek ki mantık biçimsel bakımından bir analiz yapıyor. Ve işte bu mantıki form, biçimsel formu şu mantıki form. Ama neyin formu? Bir argümanın formu. Bir argümanın biçimsel formu. Buna Arapça'da biz okurken metinde hey'e diyeceğiz. El hey'etu. Hey'e, form. Yani bir argümanın önermelerinin ya da öncüllerinin sonuç verecek şekilde dizilmesidir. Is a function of the forms. Bu mantıki biçim, bir argümanın mantıki biçimi neymiş? Bir işlevi, bir fonksiyonudur. Is a function of the forms of the individual statements that constitute the argument. Bir argüman içeren, bir argüman ihtiva eden statements'ların, yukarıda ifade edip durduğumuz statements'ların, ama nasıl bir statement bu? Kendine özgü. Sadece statements olmak bakımından biçimlerinin bir formudur. Yani bir argümanın mantıki formu statements'lara özgü olan statements'ların formundan ibarettir ki bu statements'lar bir argüman ifade ederler. Yani bir argümanı ifade etmek üzere oluşturduğumuz o öncüller, premisler vesaireler, bunların her birerlerinin kendine özgü individual statements that constitute the argument. Bunlar bize neyi verir? İşte mantıki formu verir. The logical form of a statement, o halde bir ifadenin, bir cümlenin mantıki formu in turn sırasıyla is a function of the arrangement of its terms. Onun sözcüklerinin, terimlerinin, tabii argümanda o statement'ın, şu ifadenin sözcükleri arrangement düzenlenir. Bir dizgede bir araya getirilir. Bir fonksiyon ifa etmek üzere. It's a function of the arrangement of its terms. O halde bir statement'ın, bir anlamlı ifadenin formu, biçimi demek, onu oluşturan sözcüklerin bir sıra
bir dizi içinde arrangement yapılması, yani düzenlenmesidir. Where the logical terms are regarded as more important than the descriptive terms. Burası öyle bir noktadır ki bu mantıki terimler, bu ifade yer alan mantıki terimler regarded as more important, bu mantıki ifadeler, than the descriptive terms, betimleyici ifadelerden, betimleyici sözcüklerden daha önemli olarak görülürler, kabul edilirler. Böyle yerde. Yani mantıki anlamda bir statement'ın formunu incelediğimizde burada bu formda yer alan sözcükler, mantıki bir statement'ta yer alan sözcükler, betimleyici, deskriptif bir yapının sözcüklerinden çok daha önem arz ederler. En başında da hatırlarsanız konuya girerken demiştik ki bizim amacımız da zaten neydi? Logical terms'lerdi. Descriptive olan betimleyici sözcükler değildi. Whereas the logical terms, bakın yine bir karşılaştırma yapacak. Mantıki sözcükler have to do with the form of a statement. Bir ifadenin formu ile iş görmek, bir formuyla işlevsel olmak zorundayken mantıksal terimler bir ifadenin formuyla birlikte iş görmek zorundayken the descriptive terms, betimleyici sözcükler have to do with its content. Betimleyici sözcükler, betimleyici ifadelerin içeriği ile ilgili işlev görürler. Ya, çok önemli bir nokta geldi. Demek ki logical terms statement'ın formuyla, arrangement'la ilgilenir. Biçimiyle ilgilenir. Peki descriptive terms content, içerikle ilgilenir. Bu çok son derece önemlidir. Birinde tamamen şekle, forma bakıyoruz. Diğerinde bütünüyle içeriye bakıyoruz. İşte descriptive, betimleyici statement'lar ile logical statement arasındaki en temel fark, biri biçimsel, diğeri içerikseldir. Şimdi tam da burada diyor ki note, dikkat et ki, şurayı da göstereyim de bu ders ne zaman bitecek ya Rabbi diye içinizden geçirmeyin. Bakın gelmişiz. Az kalmış, bitiyor. Peki note, şuna da dikkat edilmesi gerekir. Şuna da dikkat edin ki mamafi. That since the distinction between logical terms and the descriptive terms is relative to the particular level of analysis we are pursuing, the notion of logical form is likewise relative in this way. Şuna da dikkat etmemiz gerekiyormuş ki, since the distinction between logical terms and descriptive terms mantıki terimler ile betimleyici terimler arasındaki ayrım bizim takip etmekte olduğumuz, dikkate aldığımız, we are pursuing, bizim dikkate aldığımız, takip etmekte olduğumuz özel, mahsus düzeyler ile ilgili olduğu için, bir yan cümle, since the distinction between logical terms and the descriptive terms is relative, ilgilidir. Bu ayrım ilgilidir. Neyle? Distinction is relative, ilgilidir. Neyle? Particular level of analysis we are pursuing. Takip etmekte olduğumuz, dikkate almak,
göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuz durumla ilgilidir. The notion of logical form, mantıki biçimin, formun nosyonu, mantığı, is likewise relative in this way. Aynı şekilde benzer bir ilişkiye sahiptir. Demek ki logical term ile descriptive term arasındaki ayrım, nasıl ki takip etmemiz gereken ya da dikkate almamız gereken bir özel seviyelerle ilgiliyse, mantıki formun nosyonu yani kavramları da aynı ilişkiye, benzer bir ilişkiye tabidir. In particular, mahusus, for each of the different logics listed above, bu her bir farklı mantık efendimle ilgili yukarıda bir liste verildi diyor. There is a corresponding notion of logical form. Her birinde mantıki biçimin, nosyonunun, kavramının, mantığının ilişkili olduğu, corresponding notion of logical form dediği durumun yer aldığı bir listenin iyi verdiğini söylüyor. Bu bizim daha önceki okuduğumuz mantıki önermelere atıfta bulunuyor. Aşağıda da bu örnekleri yeniden bize verecek. Bitiriyorum. The distinction between form and content. Şimdi bunlar çok önemli sonuç cümlelerimiz olduğu için ve sonucu nasıl yazdığına da dikkat edin lütfen. Bu bölümün sonucunu nasıl yazıyor? Bu. Deminden beri üzerinde durduğu asıl mesele bu. Öznemiz bu. Biçim ve içerik arasındaki ayrım. The distinction between form and content is difficult, zordur. To understand, anlamak. Anlaması zordur. Ayrımı anlamak çok zordur. In the abstract, soyut olarak, soyut biçimleriyle, soyut mahiyetleri itibariyle anlamak zordur. Bu nedenle it is the best consider some actual examples. Bunun için en iyi yol nedir? Bazı gerçek örnekler üzerinden bunları işlemektir. Soyut olarak, hani biz dersleri anlatırken vesaire sıklıkla söyleriz ya, çok fazla soyut oldu bu konuyu, bir biraz işte ne yapalım, müşahhas hale getirelim, soyuttan somuta, somutlaştıralım deriz ya, işte actual examples burada somutlaştırmak en iyisidir diyor. In a later section, bir sonraki bölümde, yani 6. bölümde, we examine this distinction in the context of syllogistic logic. Biz bir sonraki bölümde kıyas mantığı bağlamında, in the context of syllogistic logic bağlamında bu ayrımı inceleyeceğiz, ele alacağız. We examine this distinction in the context of syllogistic logic. As soon as we can get a clear idea about form and content. Şimdi de diyor, biz eğer form, biçim ve içerik hakkında yeterince açık bir düşünceye, aydın bir düşünceye sahip olduğumuzda, olur olmaz, as soon as we can get a clear idea about form and content, then o zaman ne olur? We can discuss, artık müzakere edebiliriz.
how to classify arguments into those that are deductively correct and those that are not deductively correct. Artık biz zihnimizde biçimle içeriği ayrıştırmışsak, biçimsel manada üç ayrı mantıksal syllogistic, efendim logic, sentential logic and predicate logic dediğimiz. Bunları form ve biçimleri itibariyle ayrıştırmış. İçerikleri bakımından descriptive ifadelerin neler olduğunu zihnimizde netleştirmişsek, bunu yapar yapmaz, as soon as we can get a clear idea about form and content, then we can discuss, artık müzakere edebiliriz, mütalaa edebiliriz. Neyi? How to classify arguments. Argümanların sınıflandırılmasını. Ne tür argümanların olduğunu artık konuşabiliriz, bunu ele alabiliriz. Ne bakımdan? Into those, bu argümanlar are deductively correct, tüm dengelimsel manada doğru. And yine hangi argümanlar that are not deductively correct, tüm dengelimsel olarak doğru değil, bunları diyor ele alabilir, müzakere edebiliriz. Demek ki artık yavaş yavaş müellif bizim zihnimizin mantığın daha önemli kavramlarını, daha önemli level ve basamaklarını müzakere etmeye hazır hale geliyor olduğumuzu da ima ediyor ve zihinlerimiz netleşiyor diyor. Umarım öyle oluyordur. Ben karıştırmıyorsam şayet zihinlerimizi netleşiyordur diye umut ediyorum. Tabii birkaç kere dinlemek ya da notlar almak, onları arada bir gözden geçirmek ve müzakere etmek gerekiyor. Efendim, sık kopmalı yapmış olduğum bu ders inşallah bütünleştirilerek size arz edileceği için umarım siz o kopmaları hissetmezsiniz ve keyifli bir ders olarak izler ve dinlersiniz. Vakit ayırdığınız için, ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve diğer videolarımda da espri olarak demek ne kadar espridir, onu da size havale ediyorum. Herhangi bir yorum yapmıyor oluşunuzu olumlu olarak yorumluyorum. Evet. Çünkü videoların altında genel olarak yorumlar yok. Bunu olumlu olarak yorumluyorum. Evet, teşekkür ediyorum ilginize ve alakanız efendim.